yaptırırım ya, içerisi biraz şey. Gel yavaş. Kapıyı yavaş kapatsın. Şey olur, yavaş. Merhaba. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Yok canım olsun ya. Zaten erken kalktım. Abla bir şey yapsana. Biraz dinler su mu bir şey. Abla su mu ne? Yok yok vallahi hiç gerek yok. Sen niyetli misin? Ne? Yok ben Fenerbahçe'yi tutayım. Fenerlisin. Doğru. Tutamıyorum. O tutamıyorum ben doğuştum. Benziyor muyuz? Benziyorsunuz vallahi. Bayağı benziyorsunuz. Ablam ya kurban olur. Dört kardeşin en büyüğü. Beraber başka kız kardeşi de var. Ha yanımızda ablam da, ufak ablam da var enişemle. Başka kız kardeş var, sordum. Abisi var. Ali Koç zaten bana ev alacaktı. Açayım şurada hava gelsin. Kapı açtı. Kovdurdu korumalarına döktürdü. Fener onlara girmem yasak. Giriyordum Fener ne diyor? Hasan denen bir görevli var sivil güvenli. Tartakladı. Maçlara girmen de yasak. Avukatım, he? Maçlara da giremiyorsun. Ya, giremem yasakladı Ali Koç. Hepsini yasaktı. Benim ne gülüm var ya. Maçlar şey olmuştu, iptal olmuştu, girebiliyordun. Evet. Maçlar... Ya yasakladı, Ali Koç yasakladı ya. Ne zamandır giremiyorsun abi? İki sene oldu. O Abdurrahman Bey saldırmamdan beri makas aldım Ali Koç'tan, köprüden de Trabzon bayrağını gibi. Beni çekmeyin, evet. Değil mi? Tamam abla, onu şey yaparız, çekmeyiz. Abdurrahim Albayrak'la ne alıp veremediğim vardı abi? Ya, ne yüze gel, ne yüze gelsin, ne yüze gelsin! Yok ben zaten rakip de takım olduğu için daha doğrusu yapmazdım da Arda Turan'ın 3-0 yenildiğimiz maçta soyunma odasında maçın üstünde böyle hareketler yapması gözüme gitti. Evet. Fatih Terim gelimi konuşma yapacak orada diye iptal ettiler. Benim orada olduğumu öğrenince yerine Abdurrahim Albayrak geldi. Ben de oysa pandemi sokağa çıkma yasağı vardı. Ben çıkıyordum, bana emniyet bir şey demiyordu. O istedi, ben de dayanamadım. Yapmayacaktım da yaptım. Vuracaktım ona. Sinirli hasta ya, sinirli işte ondan sinirli. Hastalık olarak? Sinirli. Ya sinir, hasta değil, ne dedin ne şey. Her diyor, sinir oyunu bir 51 okey mi okey, batarya, hepsini bilirim. Şey öyle diyor, şey olarak rahatsız değil. Sen mi dedin onu bilmiyorum, internette bir sürü bir şey var. Deli raporu muhabbeti. Öyle bir şey yok. Yok öyle de uydurma. Şey benim adıma YouTube'da fake Ramosa var, Instagram'da var. Başkaları herhalde. Evet. Google'da var, TikTok var. Benim TikTok'um yok. Benim bir Instagram var, bu gösterdiğim şey. Herkes bir şey yazıyor işte. Ablam yok, canım abla. Sen bu Instagram'dan kendin mi paylaşım yapıyorsun? Ben kendim yapıyorum. He, tamam. İstersen bak senin resmini çekeyim paylaş. Heh, onu sordum. Ama hesabımı avukatım yönlendiriyor. Sana hakaret edenler falan filan, onlara dava açabiliyor musun? Avukatım şey yapıyor aç. Oğlum kalın halıları kaldırdım anne. Teşekkür ederim abla. Abla bir şey verseydin ya. Ha? Kira mı bura? Kira. 1250'ye 3000 lira yapmışlar. 3000 lira. He ben de, benim de yani mecbur yardım hemen. Sonuçta benim annemin kızı oluyor yani. Kardeşiz ve bizim 4 kardeşin en büyüğü. Dileydim ilk etmiyor. Allah razı Yemen. Ben 66 yaşındayım. Söyledim zaten 66 diye. Evet. Sen kaç yaşındasın? Ben 58'e gireceğim 4. Önümüzdeki. Maşallah. Çok genç duruyorsunuz ikiniz de ya bence. Hiç 66 durmuyorsun abla. 45 yaşında oldun mu? 46, 46. 20 yaşında torunum var benim. Ali Koç benden 23 gün büyük. O 4-2-67, ben 4-25-67. Ali Koç'la aram bozuk şu an. Evet, onu zaten başkan ben yaptım kendisine. Bu otelde kalıyordu aslında Kadıköy'de. Otelde bana, otelde yer ayarladı. Sana villa yapacaktı. Villa yapana kadar bu otelde kaldım. 1,5-2 sene otelde kaldım. Sonra ne oldu? Ondan sonra otelde, otelde şey otelmiş, şeylerin takıldı. Konsomatörü bilmem ne kararları. Anladın mı? Ben Rauso, Merkat'ta bir ses, yok bilmem ne filan. Anladın mı? Öyle yapınca otel sahibiyle kavga edince Ali Koç'un koruması Erkan'a bildiriyor. Erkan var. Evet. Şu hem şoförü hem koruması ona bildiriyor. Bir bakıyor. Akşam ne gideyim bakayım diyorum. Eşyalarım çöp atılmış, yırtılmış, parçalanmış. Şimdi maçlara gidemediğin için üzülüyorsun. Gidemiyorum ya. Gitmek istersin. Zor, isterim ya. Bir de herkes tanıyor ya seni. O yüzden zor.
Nasıl? Stada gidiyorsun, oralarda takılıyorsun. Oraya takıldım. Resim çekiyor, para topluyor. Ben topluyum ki ablama bir kuruş bırakabiliyorsam ne mutlu bana. Senin başka... Zor durumdayım ya. Başka para kaynağı yok. Hiçbir şeyim yok ya. Ben taraftara kurban olurum ya. Sen sadece Fenerbahçe'ye adanmış bir hayat yani. Fenerbahçe'yi seviyorsun. Başka tutunduğun bir şey yok. Zor durumda ya. Bunlara bir şey yapmayacak. Her gün aklımdalar ya. Abi haklısın yani. Zor bir iş falan da yapacak durumun yok. Yok hiçbir şey. Doğdum doğalı çalışmam. Hep bir maçlarda işte. 11 yaşından beri maçlara takılıyor. Kim Fenerli yaptı seni? Vallahi bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Allah lanet olsun. Bir de yani... Ya şöyle YouTube'da bir şey yapın ya. Ali Koç'u maçlara sokturmuyor. Giremiyorum, yasaklandım. Fener umlara giremiyorum. Kapının önünde dileniyorum ben. 1 lira, 2 lira, 3 lira almak için ya. Biliyorum. Yani insanlar seninle fotoğraf çekiliyor, sen de bir param pulun olmadığı için diyorsun, para öyle karşılığı çekileceğim. Öyle, yabancı var. Ülke, birkaç tane yabancı ülkede öyleymiş yani. E mantıklı. Ne verirse o zaten. Mutlu değilsin. Yok ya. Ev alacak söz verdi Ali Koç. İşte bu olaydan dolayı iptal etti. 4 sene kombine vermişti bana. 4 sene. Alo he. 4 sene kombine bedava giriyordum. Makas alınca her şey iptal oldu. Ali Koç'tan makas alırken ne düşündün o samimiyet var aranızda? Ya o zaman samimiyet vardı. Onun zaten başkan olması için AK Parti'den polisin silahını şey yaptım, gasp ettim. O kaç yılında oldu polisin silahı? 2010 senesinde oldu. Azıldığımı öldürmek için işte o esnada 17-18 saat saklandım, sonra köpek kulübesinde yakalandım. Köpek kulübesinde? Ali Koç'u başkana gittim, ben seni 4 ay 20 gün yattım. Hatta teslim olurum dedim emniyete. Emniyete teslim olurum deme, Ali Koç gelirse teslim olurum. Elimde de silah var, iki elde ateş ettim zaten ama. İçeri girdin? Girdim, ben seni 4 ay yattım, 20 gün. 5 sene. Eğer av çıkmasaydı 11 ay daha yatacaktım. 5 sene yukarısı yatanlar çıkıyor. Nerede, hangi cezaevinde yattın? Ümraniye tip. 5 sene 4 ay girmiyor. 3 ayda hücrede yattım artık. Yatırda girişte cezaevinde. Hücrede. Hep ablam için mi uğraşım? Öbür ablamla abim durumları ya. Ablamla abim de zaten ameliyat oldu, öldürülecek. Peki. Telefon sussu soracağım. Peki o polisin silahını çaldığın gün Aziz Yıldırım geldi karşına. Harbi vurur muydun? Ya vuracaktım yani. Zaten o hangi saatte geldiğini biliyordum. Girdi içeri. Tam şey yapacağım o işte zaten emniyet yani özel erken tedbirini aldı. Hemen kıstırdılar beni. Teslim oldu. Ben de kafama silah dayadım hep. Kulübede iki tane silah vardı MP5. Biri zaten ağırdı 7-8 kilo. Bir evet. Tane yeter ikisini ne yapayım diye. Askerlik yaptın? Ben askerlik yapmıyorum. Rapor var çürük rapor. Şizofren raporu. Şizofren demek yani sinirli ya. Kafasını takmışa. Şizofren demek deli değil demek. Google'a bak şizofreni hastalığın belirtileri. Yok deli değilsin sinir, zaten. Sadece sinir var bende. İstediğin oyunu oynayayım seninle. Yok farkındayım. Bulmacayı getir bu postakal. Size A'dan Z'ye... Yarım saatte bir tane boşluk bırakmadan doldum. İddiaya girelim istersen. Çok para versen, 1 milyon verselerim. Galatasaray forması giyer misin? Giymem ben. Helal olsun. Niye giyeyim? Tebrik ederim oğlum. Trilyon verseler giymem. Niye dersen? Elim havada kaldı. Niye der? Dünyanın en zengini olsam ne olur ki? Yani. Öbür dünyaya mı götüreceğim? Bak Ali Koç, başkanı Ali Koç'un abisi öldü. Öbür dünya 5 metre gebe. Ben böyle evet. Falan, ben olmaz. Yarın da maç var, Trabzon maçı. Senin bir ara haberin çıktı, Trabzonlar seni öldürdü diye, yalan haber. Ya öldürdü, işte konteyner attı filan. Bu geldi aklıma. Evet, Rambo öldü, doğru söylüyorsun. Sen Rambo kahve... öldü, ben onun ruhuyum, Rambo'nun. Bu Avrasya Maratonu'nda kestirmeden gidip. Vallahi hiç, evet. Birinci oldun, kupayı denize attın. Avrasya Maratonu'nda kestirme yollara saparak 40-44 yaş kategorisinde birinci olan Rambo Okan madalyasını ve kupasını aldı. Ya birinci oldum diye şöyle bir gün önceden sabahladım Karagöy Galata Köprüsü'nün altında.
Bekledim. Öyle gözüm ayrılmıyor mu orada? İlla biri geçecek orada. Onun arkasından ben gideyim. Bir baktım zenci. Bekledim abi. Soğuk dondum amına. Altını yükledim sıksın. Boktu halimle. Bak yine. Ben buradan tüm Fenerbahçe camiasına sesleniyorum. Allah rızası için. Ali Koç'u başkan yapan benim. Şimdi Ali Koç yok. Aziz Yıldırım yokken. Ali Şen yokken tribünde ben verdim. Buradan Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Fenerbahçe için ne yaptınız? Aziz Yıldırım 20 senede 6 sene başarın oldu. 16 sene, 14 sene Fener'in anasını ağlatın. Ali Koç sen de buradan 6 sene oldu. Hiçbir başarın olmadı. Zaten benim zaten yaptığım ortada. Camia beni, taraflı tarafsızı beni biliyor. Buradan Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Adamsanız benden çıkın canlı yayına. Bundan yıllar önce Galatasaraylılar senin kulaklarını kesmiş usturayla. O muhabbet evet, doğru evet. Mu? O bayrağı dikmeden dolayı. 20 senesi var sanki. Yok, 25-30 sene oldu. 30 sene. Hocam 24-25 sene. Kulaklar sağlam ama şu an. Sağlam. O zaman çok şey derin kesmedi. Yok, o ufaktan öyle. Dikiş yaptı. Ali Koç'a sildirme buradan sesleniyorum. Delikanlıysanız benden canlı yayına çıkın. Peki bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı? Vallahi ben sanıyorum bu sene Fenerbahçe şampiyonu inanıyorum. Yarın Trabzon maçı. Yarın Trabzon'u yeneceğiz. Bu ne ya? Anne baba? Anne baba vefat etti. Anne baba, dede, amca, dayı. Çok önceden mi? Ben 18 aylıkken annem öldü 1,5 yaşında. 18 aylık. Yurda veriyor babam bize hepimizi. Ve kimsiz büyüdüm bak ne oldu. Ama oldu. Ya gerçi ben sürünmeye razıyım ama ablamın yüzü gülsün yeter. Koskoca Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç benim gibi bir adama bakamıyorsa yazıklar olur. Ortada Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe'nin bu adama yardım etmesi lazım. Bunun hayatı Fenerbahçe. 25 senedir para diliyorum resim çektim. Bir adam yani. Onun mücadelesini veriyor. Buna bakmalar lazım. Ben kalp hastasıyım. Yarın bir gün ölsem bu sokakta kalacak. Yani kalp hastasıyım. Dua ediyor. Enişte diyor. Ölme diyor bana. Koskoca Fenerbahçe. Hayatı Fenerbahçe bunun. Evet. Üzerimdeki battaniye Fenerbahçe. Bak burada ne? Hayatı bu adamı Fenerbahçe. Çorban var. Şey var. Siz çekmesine mahsur var mı? Yok çeksin. Tamam. Çok sabit kalma yani. Ben ne kadar büyük Fenerli olduğunu biliyorum ve bu adama yani sahip çıkılmaması zaten büyük bir utanç. Yani. Çok büyük utanç. Fenerbahçe için büyük bir utanç. Ben olmasam bunu Ali Koç işe etmiş, kovmuş. Ben olmasam kaldı bu adam ortada. Ben bugün varım yarın yokum. 8 tane sitet taşıyan adam ne olur be? İlaçları mı getireyim? Bize böyle 3 torba ilaçlarım var burada. Nereye kadar ben buna yanımda tutabilirim? Ben öldüm bitti bu adam. Yazık buna yani. Buna değil Fenerbahçe'ye yazık. Fenerbahçe bir an evvel bu adamın durumunu el atması lazım. Taraflarına destek vermesi lazım. Abla çok teşekkür ederiz. Canım benim Allah'a emanet olun oğlum. Hadi yolun uzun, ben ömrün benim. Uzun olsun inşallah. Teşekkür ederim abla. Yolunuz açık, ömrünüz uzun olsun. Çok teşekkür ederiz abla. Hadi Allah yine kabul etsin her şeyinizi. Allah'a emanet olun. O zaman buradan geldiğimiz yerden şey yapalım. Geldiğimiz yerden gideceğiz. Ben tanımadım. Sen arabayı nereye parkın? Götüreceğim ben seni. Tamam. Hadi aşağılara. Görüşürüz Allah. Abla teşekkür canım ederim. Allah'a emanet olsun hadi. Yolunuz benziyor mu hakikaten ben? Benziyor tabii ya. Ama ufak ablamız benzemiyoruz. Abim ben mi? İkiniz benziyorsunuz. Ben kız kardeşimle daha çok benziyorum. Yok nerede ben beyaz o sen simsiyah. Ben siyah. Tamam abla sen durma gel. Tamam iyi hadi. Görüşmek üzere abla sağ olasın. Görüşürüz. Hadi git hadi. Vay kardeşim ya Allah ailenin sağlık sıhhat versin. Bütün Galatasaray haricindeki bütün arkadaşlarına selamın olsun. Bir de Trabzon abi. Yavaş yavaş. Senin banka hesabın var mı? Ya benim banka hesabım şu. Direkt oraya atayım. Abi de ATM'lerle görüşürüz. Ha tamam dur. Şu fotoğrafını çek IBAN'ın. Dur var ya şeyim var ya. Hesabım nerede? Ne markada? Kime tam Antun.
Niye Okan Güler değil mi? Evet, Okan Güler. Niye bu bura kamera, dört tane kamera burada diye istemiyorum yani, niye öyle? Bunların hepsi kamera. Tamam, normalde her telefonun burasında üç tane yuvarlak, dört tane yuvarlak olur. Niye bu burada? Ama farklı marka ya. He. Bak burada da, bir, iki, üç. Ha bak bunun gibi. O ne, burada niye öyle? Ben de öyle değil. Bunlar kamera değil değil mi ya? Kameranın da ya. Birisi yakınlık şeyi, bir tanesi kamera. O kamera olur mu? Bir tanesi sadece. Bak şu kamera. Tamam, yolladım burada. Yolladım bu arada, geldi bak. Ha. Zaten bana bak, burada yazıyor. Testi, hızlı hemen geçti şu an. Arabaya gidelim. Taylan Özgür. Özgür mü? Özgür. Özgür, o devrimci vardı ya, solcu. He. Onun adı. Hadi ya. Bizimkiler solcuydu. O öldü diye. Ya ben ne sağcıyım ne solcuyum. Ben Fenerbahçe'yim. Ben solcuyum. Arabayı şuraya koy. He, bura bu otoparktı değil mi? Burada kaç para ister bilmiyorum. Ya 40-50. Tahminim. Nakit yok ki o sıkıntı. Şu. Evet, nasıl biliyor musun? Unutmamışsın. Şu kırmızı, biliyorum, ondan geldi. Olmasın. Kime veriyoruz burada? Yoksa vermedik. Vallahi bilmiyorum. Almıyor galiba ya, adam yok burada. Nerede otobüsü yok ki? Bir arabayı çalıştıralım da çıkarlar. Ya senin gibi adamı yakışı böyle spor giyiyor böyle. Hani şimdi üstüne alınmaz, inşaatta çalışan amellerin giydiği ayakkabıya dönüyor. Bak Allah çalsın bak. Abi durumun buna yetti. Kötü mü ayakkabı? Bağcım işe bak, bağcım. Bağcıyı bilerek bıraktım. Sıkıyordu ayakkabı. Sıkıyor ama bak yerler çamura değiyor şey. Pis direk. Atlet şort mu gelseydi? Vay be. Senin gibi böyle yapıda vücutlu, sportman bir adam. Yakışmıyor. İnşaat adam. Ya seni Fatih derim zannet. Yemin ederim, özür dilerim. Bilerek bıraktım da. Kapanışta ne yapalım? Senin söylemek istediklerin beraber. Şermar şey yap, kapat. Hangi neyi söylemedik de. Taylan kardeşim, tüm Fenerbahçe camiası adına sana teşekkür ediyorum. Beni mutlu ettin. Ben teşekkür ederim. Ne zaman istersen videoyu çekeyim, o şey olsun. Canlı yayına da çıkartma şeyi olabilir. İnşallah. Hepinizi seviyorum. Taylan kardeşimi de takip etmeyi unutmayın. Benim hesabımda son kesiliyorum. Rambo Kano Fücel'i paylaşacaksın Taylan kardeşim. Tamam. Söz verdin. Söz verdim. O tamam kardeşim, tamam. Seviyorum seni. Spor falan yapıyor mu abi sen? Ben spor yapıyordum eskiden, benim pazım vardı da senin gibi normal. Senin karın kasları falan fena. Fotoğrafın var ya bir tane. Tamam ya, o öyle oluyor. Var mı şu an? Kızım şu anda hiç yok. Karın kası falan. Hiç karın kası yok. Kaç kilosun? Ya sen 57-58 kilo. 57 kilo. 57-58. Boy? Boy 1.67. 1.67. 1.67-68. Yaş da 58. Şeysin ama hala sağlamsın. Baksana. Bir kolunu göstersene. Yağ yok çünkü sende. Zahmet olmazsa tabii. Ayıp ediyorum, manyağa bak. Pardon, seni aptırıyorum, aldayarak zahmet. Şunu şey yap, tutsak. Tutar. Evde de o kadar zaman vardı, hiç aklıma geldim. Bizi ya konuşturmuyor ki bizi. Desedi mi? Bizi konuştursa ben bir sürü şey soracağım. Hı. Ayaküstü soyduk adamı. Bak. Yağ oranı çok düşük ha. Bak. Bisepsi görüyor musun? Sigara içtiğim halde böyle. Ya, sigara zaten etkilemez mi? Yok, etkilemiyor. Sigara içtim diye daha çok yapıyor. Evet. Hele bir de Fener galip geldiği zaman. Bir imkanın olacak var ya, hayvan gibi olur. Ya bana öyle bir yardım etsen de çalışsam. O ilaçlar hep şey değil mi, sahte. Hani böyle vücudun gelişimi ilaçları kullanıyor. Ne doz mu? İlaçla falan olacak işte. Dümen. Dümen o. Dümen tezgah. Tezgah tabii. Zamanla bir bakışın 90'lık adam gibi göğsü sargı böyle sallanıyor. Evet. Çuval gibi. Doğal yapılan gitmez ama. Doğal yok. Doğal yapacaksın. Onun bir şeyini Google'dan bulacaksın. Ne gibi vücuda gelişim, ne gibi doğal besin kullanmak, o zaten yazıyor. Ama karnını bir göstersene abi. He? Karın kasını. Şunu az bir şey aç. Bak çok yağ yok oralarda da. Baksana demir gibi. Sağlam adamsın ya. Vay kardeşim. Dur. Cebinde ne var abi? He? Kablo gibi bir şey ya, var. Şarj aleti var işte. Evet. Telefonu koyduğum bir şey var, tahta var. Şunu da vereyim sana. Al var. Şundan bak. Telefonu koyuyor mu öyle rahat izleme? He. Azizlene. Çok mantıklı ha bak. Dağıtlar ya, burada mahallenin bütün üyelerine dağıttı torba. Taylan kardeşimi takip etmeye devam edin. Ben sana şeyi unuttum.
Ne ya? Ne? Tatlı matlı mı? Şöyle pişmaniye almıştım, unuttum. Ya niye aldın ya? Abi misafiriz, çam sakız çobalı arabanı yersiniz. O eve getirmeyi unuttum bak. Ya şimdi... götüreceğim ben eve bari. Tamam. Bir 10-15 saniye fotoğraf alamıyor bir de hani sabit kalın abi. Onu ben şeyden alırım ya. Yani şey yapsın, merhaba, çeksin ailetten. Ne olur ne olmaz. Onu aldık ya. Ya gene aldık yap. Aldık gerek yok ona. He tamam. Ben bunu eve vallahi getirmeyi unuttum. Ya ya Allah Allah gerekmez. Ben var de... mı isteğin abi? Var mı yolumuzun? Var mı isteğin? Ben senin o şeyi paylaşacağım. Hiç sıkıntı yok. Paylaş. Arkadaşlar iyi oynayan kazanırsın diye bir söz vardır. Ya buradan şeye seslenmek istiyorum. Federasyona. Ya bizimle fazla uğraşmayın. Sizin amacınız gene Galatasaray şampiyonu yapmak, yapamayacağınız, emelinize ulaşamayacağınız. FETÖ'nün parmağı var. Fethullah Gülen'in videosu var Google'da. Fethullah Gülen video değil. Fethullah Gülen Hakan Şükürüyaz videosu var. Himmet ve dualarla Galatasaray'ı ayağa kaldırırım diyor Hakan Şükür Arif Erdem. Hayırdır ya? Darbe günü ben Çengelköy'de arkadaşlarla okey oynuyordum kafede. Kulağımın dibinden vızır vızır mermiler geçti. Ne mutlu Türk'üm diye diyene, ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene. Galatasaray, Trabzon hariç herkese kapım açık. Allah'a emanet olun. Taylan kardeşim. Teşekkür ederim seviyorum abi. Görüşürüz. Buradan yürüyerek dönersin. Ya giderim ben. Sen çık, ben seni yollayacağım. Tamam. Tamam kardeşim. Ücreti? Yok abi. Var mı? Var. Teşekkür ederim abi. Kardeşim ya. Abi. Hadi. Çok sağ olasın. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Tüm Müslümanlarına. Teşekkür Allah ederim. Bizim, tamam. Senin hiç kapıyı açmana gerek yok. Öyle şeyler. Ya karışma sen. Hayır hayır. Ben yaparım, karışma. Hayır hayır. Sen vallahi karışma. Biz ikimiz eşit. Bir. Bin oraya. Yaş olarak ben senden büyüğüm. Teşekkür ederim. Ha. Taylancığım ne demek? Allah'a da emanet ol. Bir şey olursa ararsın. Hadi. Ya bilmiyorum. Gel bana. Bekleme. Kapıda mı bir şey? Bilmiyorum ki. Kapıda bin, kapıda. Tamam, sen onunla beraber git abi. Güzel.